Almış kızları, çirkin la kızları. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Güzelleştirelim hocam ya, yararlı olur çirkin biraz. Çirkin yok. Kadın yok, tamam, bakımlı kadın var da. O ne hocam? Evet. Ama ne o? Bayanları nasıl güzelleştiririz? Başlayalım. Tamam, çok güzel. Zayıflamak isteyen insanlar, yani kilolu insanlar ne kullanıyor? Günümüzde kilo büyük bir problem. Özellikle de Türk mutfağı biraz ağır olduğu için hamurlu yiyecekler. Kısır günleri, çay saatleri değil mi? Bayanların altın günleri. Erkekler kahvede iskembil kağıdından kalkamıyor. Hareketsiz bir toplumuk. Maşallah yiyip içip yatıyoruz. Bir pazar günü Almanya'ya gidin, insanlar sokakta. Kimi bisiklet sürüyor, kimi yürüyüş yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Türkiye'ye gelin, pazar günü sokakta kimse yok. Uyuyoruz. Herkes yatıyor. 12'ye 1'e kadar uyuyoruz hocam. Evet, ilk zamanlar geldiğimde şaşırmıştım. Dedim Allah Allah, bu insanlar nereye gitti? Çok tuhafıma gitmişti. Hatta bazılar var, ekmek lazımsa veya herhangi bir yiyecek içecek lazımsa yukarıdan sepeti sallıyor. Bakkala telefon ediyor. İki ekmek, gazete. Aşağı bile inmiyor. Evet. Almanya'da insanlar sepet sallamazlar. Koşarak gider, koşarak gelirler. Spor arabayı, olsun diye. Arabayı, markete bile arabayla gidiyorlar hocam, yani Türkiye'de. Spor olsun diye. Ama orada araba bile kullanmıyorlar fazla değil mi? Bisikletle falan gidiyorlar. Değil mi? Yürüyerek gidiyor. Şimdi Türkiye'de son yıllarda birçok zayıflatıcı ürünler çıktı piyasaya. Ne dediler? Acı çehre, bir meyve. Aktikin. Onlardan çok hayat kaybedenler de oldu. Evet. Evet. Acı çehre. Bana dediler ki, aradılar beni. Dediler ki hocam sizde acı çehre var mı? O nedir dedim. Ya bilmiyor musunuz? Uzman değil misiniz? Ya ama ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Araştırdım ki acı çehre dedikleri aktiken. Aktiken zayıflatmaz, ishal yapar. İshal yaptığı için. Su kalbiyle için, zayıflatıyor evet, yani. Yağlardan zayıflatmıyor. Evet, ishal yaptığı için bazı insanlar 1-2 kilo verince o zayıfladım zannettiler, devam ettiler. Ne oldu? 2-3 ay sonra hiç zayıflamadıkları ortaya çıktı. Sonra tekrar aldılar ama o kiloları. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi acı çehreyi yasakladı. Yani aktikeni. Zararlı olduğu için, elektrolit kaybına sebep olduğu için. Sonra ne çıktı? Altın çilek. Altın çilek zayıflatır dediler. Yine beni aradılar. Dedim ki altın çilek zayıflatmaz. Neden zayıflatmaz? Çünkü meyvedir. Meyvede şeker içerir. %85, %80, %90. Şeker içeren bir gıda. Ama hocam bir şey soracağım. Asla şimdi, zayıflatmaz. Altın çilek çok lifli olduğundan dolayı şöyle yedikten sonra midede bir böyle şişlik yapıyor. Tokluk hissi yaratıyor. O yalan mı? Yalan. Yalan. Oraya da geleceğiz. Yalan. Aşırı oranda şeker içirdiği için şeker içeren besinler kilo yapar. Sonra çıktı Afrika mangosu. Dediler ki bana Afrika mangosu zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Neden? %89 şeker içerir. Şeker, glikoz içeren bir şey de asla zayıflatmaz. Peki bir de acı biber var. Acı biber zayıflatır vesaire dedim. Hmm. Şimdi bütün bu meyveler olsun, acı çehre, altın çilek, Afrika mangosu, acı biber. Bunlar zayıflatmadığı halde neden zayıflatır diye çeşit çeşit damla, draje, kapsül, hap üretip piyasaya sürdüler. Ve bazıları da 1-2 kilo verdi, vermedi değil. Evet. Neden? Çünkü bütün bu ürünlerin içerisine kimyasal bir madde katıyorlar. Sibutramin. Sibutramin. Türkçesi nedir hocam, onu da söyleyelim. Sibutraminin. Zayıflatı kimyasal bir madde. Kimyasal yani. Türkçesi, Almancası, Çincesi yok, uluslararası. Domuz jelatini de diyorlar mı? Ben öyle bir hayır, şey duymuştum hayır, hayır. Hocam. Sibutramin bu kimyasal bir madde. Kalp ritmini, atış ritmini biraz hızlandırdığı, nabzı hızlandırdığı için tempoluk, yavaş yavaş tempoyla koşan bir insan gibi sürekli fazla enerji harcadığı için, efor harcadığı için kişi yavaş yavaş zayıflıyor. Fakat kalp ritmini bozduğu için ölümlere sebep oluyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşiminde sibutramin içeren 70 bitkisel veya kimyasal zayıflatıcı ilaçların hepsi yasaklandı. Hı hı. Türkiye'de de birkaç tanesi yeni yasaklandı. Türkiye'de de yasaklandı. Yasaklandı diyorlar ama hocam her yerde görüyor. Bazıları internet kanalıyla satıyorlar. Şimdi şöyle, Türkiye'de kanunlarda biraz boşluk var. Önümüzdeki zamanlarda herhalde o boşluğu aşacaklar.
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yasaklamasına rağmen internetten veya televizyondan satış yapabiliyorlar. Ona da başka bakanlık baktığı için arada bir iletişimde bozukluk olduğundan bazıları bunu kullanıyor. Herhalde bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi dünyada zayıflatıcı bitki yok mu? Var. Nedir? Lahana. Lahana. Maydanoz. Funda. Kuşkonmaz. Şu görmüş olduğunuz bitki kuşkonmaz. Bunun kökünün meyvesi yapılır, çorbası yapılır, yeme yapılır, sulu yemek. Ve çorbası yapılır, içilir. Çok güzel bir tadı var. Kuşkonmaz, memleketi, vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor, kullanılmıyor. Fakat Almanlar bunun çok kullanırlar. Yani kökünü tabii, yaprağını, çiçeğini değil. Bunun kökünden elde edilen bitki ekstraktı zayıflatıcıdır. Zayıflatır. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Biz ne yaptık? Kuşkonmaz forte. Kuşkonmaz forte. Kuşkonmaz forte ortalama ayda 8 kilo verdirir. Fakat kişi yemesine içmesine dikkat ederse, hamurlu tatlı yemezse daha kısa sürede daha çok kilo verebilir. Akşam geç vakitlere yenen yemekler ne oluyor? Sindirilmiyor, bağırsakta kalıyor. 8'den sonra yemek yememek en doğrusu değil mi hocam zaten? Tabii, değil mi? Ya, saat mümkünse. 8'den sonra, 8 sonra... değil, 6. 6. 6'dan sonra yemek yemeyelim mümkünse. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Buyurun. Bu sefer de ben sorayım. Şimdi tek başına çünkü benim de ailemde var kilo sorunu olan. Tabii ki diyetisyen öneriyor mu önermiyor mu bilmiyorum. Konmaz forte, funda forte, maydanoz forte. Uluslararası üniversitelerde klinik araştırmalarla belgelenmiş. Belgeli. Tamam, ona katılıyorum. Belge. Yani. Yani şöyle, herhangi bir kişi, kilo problemi olan bir arkadaşımız gelip sizin sitenizden, yani ben işte şu kadar kilo vereceğim. Peki bunun belki midesi rahatsız. Başka rahatsızlıkları var ama bunu bilmiyor. Bilmeden de kalkıp sizden herhangi bir diyet hapları aldığı zaman düşünün ondan sonra yan etki yapacak. Hayır, tabii şöyle bir durum var. Eğer ki kişide gastrit, ülser, reflü varsa gastrit, ülser ve reflüyü tedavi etmek gerekir. Bunun için de lahana suyu birleşiminde 19 çeşit bitki ve lahana suyu olan tonik. Eğer midesinde problem varsa bunu tedavi etmeden zaten zayıflayamaz. Ama bunu biliyor ise eğer kendinde böyle bir rahatsızlık varsa, bilinçli ise onu önce tedavi edecek, ondan sonra bu hapları kullanacak. Midesinde gastrit, yani mide ağrısı olur, sızısı olup genelinde da fark etmeyen olur çünkü olur, herkes olmaz. Çok fazla stres yaşıyor. Mide rahatsızlığı, midesinde rahatsız olan herkes midesinde rahatsız olduğunu bilir. Karaciğerinde problem olursa hissetmez. Çünkü karaciğerde yoğun bir sinir sistemi yok. Midede çok yoğun bir sinir sistemi var. Yani midede problem olduğu zaman sürekli beyine uyarı gider. Kişi rahatsız olduğunu bilir zaten. Ağrısını, sızısını, acısını çeker. Karaciğerde problem olduğu zaman kolay kolay hissetmez. Karaciğer problemi kolay kolay anlaşılmaz. Onun için doktora gidip muayene olmak gerekir vesaire. Öyle bir durum olduğunda. Fakat midede bir problem olduğu zaman herkes bilir. Ağzından acı su gelir, mide krampı geçirir vesaire. Teşekkür ederim. Çok kısa alalım, çok kısa lütfen. Şimdi hocam İbrahim Bey, bu yapmış olduğunuz bitkiler kesinlikle faydalı olduğunu ben biliyorum. Yalnız bu kilo problemine ben şöyle değinmek istiyorum. Bizim özellikle Türk hanımlarımız yemeğe çok meraklı. Börek, çörek, mantı. Yani şimdi bunları yersek muhakkak insanlar kilo alır. Yalnız bizim yeme alışkanlığımız kültürümüzde olduğu için fazla maalesef yeniyor. Mesela ben 97 kiloydum. Şimdi kestim. Günde 3-4 tabak yemek yerken şu an bir tabağa düşürdüm. Şu an tam 90 kiloyum. Yani 7 kilo verdim. Bu da 15 gün içinde oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istedim, yemek içmeyi kesince insanlar özellikle aperatif yemekler yediği zaman kilo alıyor. Yani normal saatte yediğiniz zaman herhangi bir şey olmuyor. Bir de akşam 7'den sonra kesinlikle bir şey yememek lazım. Öyle değil mi hocam? Tabii doğru. Çünkü 7'den sonra yenen yemek metabolizma bunu yakmıyor. Hele 10'da 11'de yenen yemek kesinlikle çok zararlı. Ve kilo bunlar alınıyor diye düşünüyorum ama sizin ilaçlarınız çok faydalı, ben biliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi birincisi, kişinin midesinde problem varsa tedavisi şart.
mide problemi tedavi edilmeden zayıflanmaz. İkincisi, kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarın da tedavisi olması şart. Aksi takdirde yine zayıflayamaz. Yani bağırsaklarında mantar olan kişi zayıflayamaz. Çünkü mantarlar, bağırsaktaki mantarlar kişinin yemiş olduğu gıdayı toksik maddeye dönüştürür. Hamurlu tatlı, glikoz içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Bunun için de aloe vera jel geliştirdik. Yani bağırsağında bugün kimin mantar var diyeceksiniz. Günümüzde bağırsağında mantar olmayan insan yok. Neden yok? Çünkü günümüzde herkes antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire. Çeşit çeşit kimyasal ilaç kullanılıyor. Kullanılan bütün kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Bu nedenle mutlak suretle aloe vera kullanmak gerekir. Aloe vera kullanmadı mı kişi ne karaciğer yağlanmasından, ne pankreas yağlanmasından, ne şeker hastalığından, ne tansiyondan, ne kolesterolden hiçbir şeyden kurtulamaz. Bütün hastalıkları tetikleyen bağırsaktaki mantarlardır. Buna karşı da aloe vera jel. 19 yıl çalıştıktan sonra bu ürünü geliştirdik. Bunu kullandığı zaman hep zayıflar. Evet, size yeni başka bir ürün tanıtayım. Bu görmüş olduğunuz ürün... Zencefil mi hocam? Zencefil, evet. Bunun ne gibi özellikleri var? Bu bitkiyle ilgili Almanya'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Dergide bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Zencefil her türlü... Zencefil her türlü bulantı, kusma, baş dönmesi... Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı da iyi gelir de birinci derecede. Her bitkinin etki alanı farklı farklıdır. Etki alanı birinci derecede bulantı, kusma, baş dönmesi, seyahat esnasında uçak, vapur, gemi vesaire herhangi bir araçla seyahat ederken ortaya çıkan rahatsızlara karşı %100 etkilidir. Bununla ilgili hatta hamile bayanlarda ortaya çıkan baş dönmesi, kusma, bulantı gibi rahatsızlara karşı da etkili. Ayrıca İngiltere'de yapılan klinik araştırmalarda deniz subaylarında çok sık görülen bulantı, kusma, baş dönmesi gibi rahatsızlara karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Bu zencefille ilgili bir dergi bu sayesinde bunu incelemiş. Evet. Bu da klinik araştırmalar ayrıntılı olarak. Biz bununla ilgili çok özel bir ürün ürettik. Nedir? Zencefil Forte. Hamile bayanlarda olsun, deniz subaylarında olsun veya seyahat esnasında ortaya çıkan bulantı, baş dönmesi, kusma gibi rahatsızlara karşı %100 etkili, hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla da belgelenmiştir bu etki. Her şey belgeli. Evet. Artı sizin söylediğiniz gibi bu üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlarda ne yapılır? İnce ince kıyılır, normal çayı yapılır, balla karıştırılarak çayı içilir. Buna ekinezya katılırsa üşütme, grip. Ne katılırsa hocam? Ekinezya Forte. Ekinezya. Forte. Forte. Forte'ye gitti kafamız. Ekinezya'nın yaprağı, çiçeği, kökü. Bitkinin tamamı kullanılır. Hocam ekinezya. Telefonumuz varmış, alalım isterseniz. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurun. Buyurun. Hocam iyi günler. Hürmetler, buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyoruz. Hocam size iyi günler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler, buyurun. Hocam ben 35 senedir vücudumu saran bir kaşıntı var. Çeşitli tedaviler gördüm tıp fakültelerinde. Atopik dediler, güneş alerjisi dediler, temas ekreması dediler. Yani ne? Ama verdiği ilaçlar nemlendirici, antihismatikler ve kortizon türü ilaçlar veriyorlar. Evet, tedavi olamıyorum. Bana bir yardımcı olabilir misiniz? Olur tabii. Her türlü alerji. Ben kendim 17 sene alerjiyle uğraştım. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Uyuz gibi kaşınmaya başladık. O doktor, bu doktor, şu doktor. Doktorlar dediler ki, efendim inek eti, dana eti veya işte kanatlı size dokunuyorsa domuz eti yiyin dedi. Formül üretemeyince. Şimdi biz bununla, ben bununla ilgili 17 sene araştırdıktan sonra iksir aloe vera jel, bu gördüğünüz ürünleri ürettik, hamdolsun. Ne yapıyor? Bağırsaklardaki mantarı yok ediyor. Hastalıkların %98'ini bağırsaktaki mantarlar tetikler. Kullanmış olduğunuz ilaçlardan veya herhangi bir enfeksiyondan dolayı mantar kapmıştınız. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa toksik madde nedeniyle
Bağırsaklar kendini korumak için yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklarda oluşan yağ tabakası nedeniyle normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz. Bu enzim azaldığı zaman histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Alerjiyi bastırmak için kortizonlu ve antihistaminik ilaçlar kullanılırsa yan tesiri çok büyük, faydadan çok zarar verir. Bunun için ne yapmak gerekir? İksir, aloe vera jel, sinirlot forte, laden gülü forte. Evet, bir forte. Forte daha var. Laden gülü. Laden gülü. Türkiye'de yetişir. Almanlar bununla ilgili Saarland Üniversitesi'nde... Zafer Bey'i kapattı mı bu arada Zafer Bey? Zafer Bey, Zafer Bey bizi dinliyor zaten. İksir, aloe vera jel, laden gülü forte, sinirlot forte, alerji çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman en ağır alerji tedavi ederiz inşallah. Hiç problem değil. En ağır gider. Ben kendim 17 sene polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, panik atak, depresyon hepsini yaşadım. Mantar olan kişi, bağırsağında mantar olan kişi tedavi olmazsa her türlü alerji hastalığı yaşar, her türlü cilt hastalığını ve hatta panik atak depresyonu dahi yaşar yavaş yavaş. Çünkü bütün vücudun hormon dengeleri bozulur. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyne. Beynin bütün hormon dengelerini bozuyor. Bu nedenle bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe alerjiden kurtulamazsınız. Ladenle ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde atopik ekseması, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu eksemaya atopik eksema denir. Alerjik eksema. 95 çocuk üzerinde yapılan klinik araştırmada atopik eksemaya karşı dünyada en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Biz bununla ilgili laden gülü forte ama burada bulamayacağım. Çok. Aramak lazım. Evet, aramak lazım. Laden gülü forte, yalnız bu laden gülünün bir yan tesiri var. O da nedir? Erkekler 6 haftadan fazla kullanırlarsa cinsel gücü, performansı aşırı artırdığı için hanımıyla kavga yapmak zorunda kalır. İlle bir daha evleneceğim diye aşırı performans artırır. 6 haftadan fazla kullanılmayacak. 6 haftadan fazla durmak lazım. Biraz mola vermek lazım. Aksi takdirde evde huzursuzluk doğar. Evleneceğim, evleneceğim diye. Bu nedenle evde huzursuzluk doğmaması için kişinin 6 hafta sonra biraz mola vermesi gerekir ki. Çünkü bunun birleşimindeki etken madde performansı çok yoğun artırıyor. Yani o zaman padişah olmak gerekir. Yani bu nedenle bunu 6 haftadan sonra 2-3 hafta ara verip tekrar kullanmak gerekir. Sürekli kullanmak aşırı cinsel gücü artırdığı için kişi hiç uyuyamaz. Huzursuzluk verici özelliği de var birazcık. Evet, biz bunu şu üretmiş olduğumuz Epimedium Forte. Epimedium Forte. Forte'nin hem macunu hem kapsülü var. Bunun içerisine kattık. Dünyada ilk cinsel performansı artırıcı ürünler içerisine biz kattık. Dünyada ilk. Dünyada ilk, evet evet. Çok güzel. Tesadüfen Epimedium Çin'de yetişen bir bitki, azgın teke otu, Türkçe karşılığı. Azgın teke otu. Azgın teke. Cinsel gücü artırır, performansı artırır. 19 çeşit bitki var. Artı bizim üründe laden gülü forte de var. Laden gülü de var. Diğerlerinden farklı. Piyasadakilerinden bu nedenle bizimki çok çok farklı. Bir televizyon programına gitmiştim. Orada kameramanlık yapan bir genç dedi ki, hocam bir şey söyleyeceğim, buyur dedim. Benim aile hayatım bitiyor. Ailem beni artık istemiyor, boşayacak beni. Ne oldu? Dedi ki, utanıyorum, sıkılıyorum, söylemiyorum. Bu işte utanma, sıkılma olmaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle bakayım dedim. 20 saniye sürmüyor dedi. Her türlü ilaç kullanmış, 20 saniye sürmüyor. Erken boşanma problemi. Yok problem değil dedim. Ben ona Epimedium, özel bir ürünümüz var bizim. Epimedium Forte. Epimedium Forte. Gökçek. Dedim al bakayım kullan. Bakalım ne olacak? Hocam şimdi herkes kullanabiliyor mu? Herkes bunu? Kullanabiliyor. Kalp hastaları var, şimdi, şeker hastaları kimyasal var. Kimyasal ilaçlar tansiyonu artırır. Nabzı hızlandırır. Kimyasal ilaçlar ölüme sebep olur. Evet. Aniden ilişki sırasında kişinin nabzı 240 lira fırlar. Bir de bakarsın Allah rahmet eylesin gitmiştir yani. Şimdi bunun özelliği şu. Tansiyon yükselmez. Nabız problem olmaz.
Kalbe zarar vermez, böbreğe zarar vermez. %100 bitkisel. Doğal. Şimdi ben bu gence dedim ki dene bakalım, bilmiyorum. Çünkü vatandaşın durumu çok kötü. Hayatımda duymadım 20 saniye. Bir hafta sonra aradım, dedim ki ne oldu? Ne etkisini gördün? Abi dedi, ben bunu bir tane aldım, kullandım. Bir tanesini 10 tane var içinde. Diğerlerini saklıyorum. Neden? Bu benim için hazineden daha önemli. Niye? Ya dedi, cinsel performansı 3 gün insanın dedi şey yapıyor. Bak, o kadar perişan bir vatandaş 3 gün çok maksimum seviyeye ulaşmış. Yani bu performansı artırıcı ve hiçbir yan etkisi yok. Yani kimyasal maddede içermiyor. Tansiyon rahatsızlığı olan, kalp rahatsızlığı olan, efendim böbrek rahatsızlığı olan, şeker hastalığı olan herkes kullanabilir. Kimyasal hap kullanırsa yan tesiri var, Allah korusun. Yani böbrek rahatsızlığı olan, şeker hastalığı olan, tansiyon rahatsızlığı olan kimyasal bir ilaç kullanırsa yani ölebilir, tehlikeli. Bu nedenle kimyasal ilaçtan uzak durmak gerekir. Bunun birleşimindeki etken maddeler Türkiye'de çakşır kökü mesela. Çakşır kökü. Evet, o da burada şu kök. Bu Hatay yöresinde 5000 yıldır bilinir ve kullanılır çakşır kökü. Bunun birleşiminde çakşır kökünün özütü, ekstraktı var. Çin'den getirilen azgın taki otunun ekstraktı var. Yani bunlar %100 doğal, herhangi bir kimyasal madde içermez. Bu nedenle de problemsiz herkes her zaman kullanabilir.